Ee, daha tanıtımla ilgili söyleyeceğim şeyler var Tabii ki konuşacağımız asıl konulardan biri Belki de bugün uzun uzun konuşacağımız konulardan biri Poyraz ile arasında yaşananlar Aleyna ile Ayşe arasında yaşananlar Bir ufak yine tüyolar var bizde Gökhan ne diyorsun? Ufaktan bir giriş yaparsak Devam ediyor yani Aslında Poyraz Aleyna atışması devam ediyor Ve benim anlamlandıramadığım şekilde devam ediyor Yani <laughs> Vallahi tam e, Aslında takımın en iyi iki oyuncusu Erkeklerde Poyraz İşte Kadınlarda Ayşe ve Aleyna'yı sayarız. Hadi onlardan biri Aleyna diyeyim. En iyi 3 oyuncusundan ikisinin yani performansları bu kadar takımı için olumluyken, takımları için aslında kalması gereken iki kişiyken e, böyle bir e, çatışmaya girmelerini ben anlayamıyorum. Sen anladın mı? Senin var bence bununla ilgili. Var var şeyler. birkaç şey. tezim var ama o biraz daha böyle e, veterinere baktım da önümde böyle akışa orada ha. biraz daha böyle birkaç bir şey izledikten sonra konuşacağız. Tamam. Çünkü yani devam ediyor. Acaba oyun mu yapıyorlar bile onu bile düşünüyorum artık. <laughs> Gerçekten Aleyna ile Poyraz anlaştı mı? Yok artık. Ciddi söylüyorum ya. Yani, bunu bile yani düşünmeye mi? başlıyorum bak. Bunu bile düşünüyorum. Evet yani bir normalde bu bir birlik olma mi? ihtimali yok. Ama yani, şimdi ne şey. oldu da mesela Birleşme Partisi oldu. Aleyna güzel şarkılar söyledi. O gecenin yıldızı oldu aslında. Ama Poyraz da çok başarılıydı. Ne bileyim diğer kadınların belki biraz önüne geçti Aleyna. A, ne olduysa birleşmeden ne oldu? sonra Şu an tek değişik şey bir anda Ayşe Poyraz'ın Poyraz anlaşması. Bir anda Aleyna ile tartışıyor. Bir anda Ayşe onlara yaklaşıyor. Yani çözmeye çalışacağız ona biraz yani çözemeyiz kesin çözemeyiz bir de bir de şu, şunu var. da ben anlam veremiyorum hani. Poyraz'ın seni samimiyetsiz buluyorum. Seni samimiyetsiz buluyorum. E, samimiyetsiz bulabilirsin. Herkes herkese çok samimi ya da çok böyle e, ne bileyim ılık olmayabilir. Yani bu yazmak için bir sebep mi? Yani sana samimi gelmediği için ya da sen istemiyorsun diye performansı bu kadar iyi olan orada Hanzade varken ya da işte başka birileri varken Dora varken ya hak mı bu? Bu doğru mu? Olabilir. Hani dersen ki bana ağır bir laf söyledi. Ya da beni çok rencide etti. Ya da çok büyük bir kavga ettik. O yüzden ben performansa ilgilenmiyorum. Gitsin istiyorum. Zarar veriyor bana. O zaman tamamım. Ama sebep ne? Yok. Samimiyetsiz buluyorum. Ama bu olmuyor o zaman işte. Bence de çok geçerli bir neden değil. Bir de son olarak ee, yani ipuçlarıyla ilgili tabi Acun abinin yine bir uyarısı var. Yakan, burada konu sana geliyor. <laughs> orada bir kavga dövüş bir İsmail yani yaşadık aslında oluyor. Biz hani önün arkasını çok değil ama orada bir tartışma var. İsmail kardeşimle diye lafa başlayan Çağrı İsmail'in böyle bir giderli sözünün üstüne o da gider diyebileceğim bir tabirle üstüne gidiyor ve Acun abi araya giriyor. Buracı nedir? Sana soralım şimdi. Her <laughs> Acun'un Şimdi tartışma Rejon'unda mı? Tartışma Rejon'unda. <laughs> tartışma rajonunda. Oralarda ben de çok iyi iyiydim biliyorsun tartışmaya da çok beceremem aslında. Eee yani burada iki tarafın birbirine e, garip bir şekilde oyundan kaynaklı oyundan kaynaklı orada bir geriliyorlar oyunda. Bu da oyunun ne kadar aslında tansiyonun yüksek olduğunu tekrar e, hatırlatıyor bize. O ama e, konseydeki böyle çok zaten ikisi çok yakınlar. En yakın oturan iki kişiler yakınlar derken fiziki olarak yakınlar. O yüzden aslında tehlikeli bir durum seziyor Öcün abi ki ondan dolayı yani bir anda tamam hop çağrı 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 diye e, olaya giriyor çünkü çağrının e, sabıkası diyebilirim. Survivor sabıkası tabii ki de. biraz kabarık olduğu için araya giriyor. Oradan çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum hani atışmayla kalmışlardır zaten. Ama bu ikilinin yani dediğin gibi hani İsmail'in Çağrı'ya abi dediği, saygısında hiçbir şekilde eksiklik göstermediği, Çağrı'nın İsmail'e kardeşim dediği, aralarında 6 yaş falan var. Böyle bir ikilinin bugüne kadar da hep böyle birbirleriyle alakalı bu tarz bir şeylerini görmemiştik. Böyle bir, yani Bu ikilinin böyle bir e, aslında kavgaya girmesi ünlüler takımının 2-3 haftasını kötü şekilde etkileyebilir gibi düşünüyorum ben. Ya yani benim izlediğimde tamam Çağrı evet sabıkalı deli dolu bir arkadaş. Deli dolu diyelim evet. Yani Survivor'da açtığın efektiyle beraber hırslı da aynı zamanda e, yanlış yapmaya da müsait bir arkadaş ama e, çok şükür şu ana kadar çok yanlışlar yapmadı. <laughs> Söz verdiğinden beri iyiydi İsmail yani. De, i̇yi, iyi. İsmail de aslında oradaki en güçlü en kalıplı ve ona hiç kimsenin dokunamayacağı türde bir adam. Koskoca Tabii. pehlivan. Yani hani tutar adamı tutar yani. Bırak <laughs> ama ama şöyle bir şey var. Hiç bugüne kadar göstermedi bir tarafını gösterdi. Dişimizi mi göstererek? Evet. Yani evet. hani ona da şey söylüyor, başka bir dil evet. söylüyor. Yani e Şimdi o, o şimdi, zaman diyorum ki, "Sayın neden niye göstermedin şey. o dişi ya? Tabii yani yaşamamız lazım, görmemiz lazım, ne olduğunu tam izlememiz lazım ama ben şimdi orada olsam İsmail beni ikiye böler mi böler? <gülüyor> <gülüyor> ya, bu böyle bir şey. Ama İsmail bana e İhsan dişimizi mi göstererek derse böyle milyonların önünde herkes yarışmacıların önünde gösterdi. Göster. göster bakalım derim ben de. Evet. Yani o laforda dememesi lazım ya da ya da başka bir yol bulması lazım. Yani <laughs> yanlış şeyler var ikisinin arasında. Ya, tabii biz olayı tam bilmiyoruz ama e, az önce dediğim gibi yani o zenli muhabbetinde göstermediğin dişini şimdi tutup çağırıyor. niye gösteriyorsun? Ne Olca gerek Olcay abi yani. diyor ki orayı çağır demiş olabilir. Lütfen bir açabilir miyiz? Ha? Evet. Ben şeyden evet, sondan başlayayım. O diyor bahsedeyim. o da sabaha niye kadar niye bana diyor? Şiddetli böyle bazen herkese karşı da çok şiddetli. Hani böyle celallendi bana. Ondan sonra dişini mi göstererek? Dişimizi mi gösterelim? Ben de diyememiş. Sabaha <laughs> <bir şeyler gülüyor> kadar <sana gülüyor> dişini <kadar düşünü gülüyor> göster bana. Sabaha sen, kadar. Sen, sen de... Sabaha o kadar. Sabaha kadar. Olcay abi doğru bir şey yapalım. Belki de kavgada. Kavgada sen bana diyor. sen bana böyle dedin diyor. Onun taklidini yapıyor. Yani dişimizi mi göstererek İsmail söylemiş ol. Dedik yani tam izlemek tam lazım. Değil. Değil. Evet. Olacak evet. izlemek lazım. Gerek yok ya. Yani orada İsmail'e sen bana dedin ya diyor. Sen bana dedin ya diyor. Evet. asıl bak yani. Bravo olacak. Bak bravo Allah. Az kalsın hakkını yiyormuşuz biz burada. Sıkıntı yaratıyor. Ama zaten yani. biz ipuç, yani. ipuçlarından, i̇puçlarından sıkıntı neyi yaradın. konuşsak zaten hep bir yerler eksik kalıyor zaten. İpuçlarından e biz de tahmin mi? etmeye çalışıyoruz. İsmail onun taklidini yapıyormuş. İsmail adama gider yapmıyormuş yani. Sen bana böyle bir şey dedin diye anlaştık ikinci evet bu zamana kadar hiç böyle bir şey yapmayan İsmail'in bu tavrı yaparsa da zaten e, olmaz onu da abi. ben de evet, acayip gelmişti şimdi. acaba ne oldu falan dedim ama eğer onu İsmail demiş olsaydı ya ben tekrar aynı yerdeyim yani bunu mesela İsmail veya dünyanın en güçlü e, kung fu şampiyonu ne bileyim işte e, gelse orada dese <laughs> kimse Mike, Mike Tyson et. dese diyorsun Tabii göster dersin mi? tamam <laughs> <dedi. gülüyor> yok gösterme. <Yok, gülüyor> ekleyeceğim bir şey var yok, mı? valla bu diyorum. zarar verir Charles evet. İsmail olayı zarar verir takıma zarar verir bu arada bakın takıma zarar verir ama bir şey söyleyeyim mi? Birisi birinci olur, birisi ikinci olur. Oylama devam eder. Onların da bireysel olarak umurunda olmaz mı diyorsun? İşte o yüzden Batuhan girmeye Oradan çalışıyor Batuhan kavgaya. Batuhan diye. bir şey yaratması gerekir. Kesinhalbatta Batuhan bir, bir anda kavgaya kalırsa... değişik girme girmeye çalıştı yine ya. Yani. Bir tarafta başka da, başka da şimdi bir üzülüyorum. Bir tarafta da bir Melis var, Merve var. Merve var bu takım için canla başla. Her zaman hep ikinci, üçüncü, birinciler. Her hafta böyle bakıyorum o şey performans. Sergen arasına. var dediğimiz gibi. Sergen sonra da geliyor. var. Hepsi var aslında. Onlar orada kenarda izliyor böyle olayları. Ve Survivor ruhunda da bu olduğu için evet. olayların içindeki olan adamlar 1-2-3 oluyor. Maalesef Merve mesela ilk defa dördüncü falan oldu galiba bu hafta. İlk Defa, evet. Yani e, çok daha yukarılarda olması gereken bir yarışmacı. Merve de bu ara Birleşme Partisi'nin yıldızlarındandı bence. Bence de. Çok öyle. değişikti yani helal olsun. Aynen. Ee, bence Birleşik Partisi'nin evet, evet. Partisi bir başka yıldız da adaya veda eden evet. Öykü'ydü. Evet. Ben şarkısını çok beğenmiştim. Evet. Ee, öykü ile ilgili biraz söylememiz lazım, konuşmamız lazım gibi geliyor bana. Bence de. Ee, Sema seninle başlayalım. Ben çok üzüldüm. Ben Öykü geldiğinden beri sürekli kaptan olabilir, kaptanlık özelliklerine sahip şöyle lider. Böyle hep Öykü'yü anlattım. Performans olarak... Wow değildi tabii ki ama zaten kaç tane wow var ki orada yani öykü de onlardan birisiydi hani İlayda ile aynı, Dora ile aynı, Çağrı ile aynı, buradan Doğan ile aynı yani çok da böyle gitmeli çok kötü bir durumu yoktu. Azade ee, ile kafa kafaydı. Azade ile yani. öyleydi. Şimdi bilmiyorum ben bu kadar hani performansı iyi olmayıp lider görünen ve hatırlarsanız Öykü'nün ikincilikleri, üçüncülükleri hı hı, falan hı. var. Yani oyları da iyiydi. Ya performansı çok iyi olmayıp bu kadar böyle ilerlemesi ve insanların onu dinlemesi bana başardı gibi geliyor. Yani Öykü nasıl gitti derlerse Öykü iyi bir survivor'dı. Bu performansına rağmen iyi dayandı. Güzeldi ve dürüst geldi, dürüst gitti. Yani ben hiçbir zaman Öykü çizgisini bozdu, bir gün bozdu diyemem. Bozmadı. Güzel evet. geldi, güzel gitti. Ben de yani e, tam olarak Sema gibi düşünüyorum. Yani bu kadar aslında oyunlarda %50'nin altında hatta %40'ın altında kalmış olmasına rağmen e, böyle olgunluğunun verdiği bir e, tarzı vardı. O tarzı da takıma bence iyi aktarabiliyordu. Takım için öyle sürekli hem olumlu hem de doğru şeyler söylüyordu aslında. Onu dinledikleri zaman da takım olarak başarılı oldular gibi düşünüyorum ben. Ama tabii işte Survivor e, her zaman diyoruz dünyanın en zor yarışması. Performansın belli bir seviyenin altındaysa da maksimum bir yerlere kadar gidebiliyorsun. O performans çünkü aslında en lazım olan şey bir yarışmacı Survivor'da. Ama diğer yönleri 10 üzerinden 9'du bence. Öykü. Evet. Performans hariç diğer adı hayatıydı, arkadaşlarıyla olan ilişkisi, ne bileyim, onları e, alıp bir yere taşıması, bunlar hep böyle çok olumlu özellikleriydi ve minimum 10 üzerinden 9'du benim gözümde. Evet, Son 10 gün sessizdi şey değil mi? Performans 10 üzerinden 3.4'tü. Güzel. Evet, %34. Evet. %34'le Evet. Dediğine katılıyorum. Birleş Partisi'nin seçtiği şarkıyı ve performansını çok beğendim. Hak etmediği bir puan aldığını düşünüyorum. Evet, ben bence e, çok daha yukarılarda olması gerekiyordu. E, gittiğine arkadaşlar çok üzüldü ama şöyle dikkat ettim de Sergen ağladı, İlayda ağladı. Genelde sonradan gelenler. Evet. Hani ilk baştaki kadrodan bir tek Merve'yi çok üzgün gördüm. Hı -hı. Herkes çok üzüldü gerçi ama e, o diğerleri çok fazla etkilendi. Ee, öykü'nün anlatacakları vardır diye düşünüyorum. Buradan bir çağrı yapıyorum. Öykü eğer İstanbul'a geldiysen ya da geliyorsan veya sevdiklerinden biri bizi izliyorsa Şuraya seni buraya bekliyoruz. Semanlı olduğu yerde lütfen Cumartesi gel. Bekliyoruz Bize şey. anlat ee, çünkü senin gözünden de mutlaka anlatacağın farklı şeyler vardır. Bir de yarışmacılar çıktıktan sonra başka bir şey izliyorlar ya aslında. Evet. O röportajları görüyorlar. Karşı Şu tarafta neler oluyormuş? Ha diyorlar bazı şeyleri anlamlandırıyorlar. Evet. O bir haftadan sonra bize gelmeleri çok güzel olur. Evet. Eğer Öykü müsait olursa haftaya. Aydınlandıktan bir... sonra bekliyoruz. Aydınlandıktan sonra gelsin bize anlatsın, hem seyircimize de paylaşsın isteriz.